Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugünkü videoda herkesin basitçe yapabileceği ve gerçekten çok kolay olan ve bir bu kadar da performansı olan bir amfi devresi yapacağız. Gerçekten çok basit olacak. Zaten biliyorsunuz ki benim izleyicilerimin hepsi bilir. Videolarımın tamamında herkesin yapabileceği seviyede minimum malzeme ile ve maksimum performansla devreler yapmaya çalışıyoruz. Yani en iyi şekilde anlatıp en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten güzel ilerliyoruz. Şimdi bugünkü videomuzda çok basit bir amfi devresi yapacağız. Malzemelerimizi sayıyorum. Zaten 6 parça malzeme var. Hepsini sayıyorum. Bu devreyi TDA 2030 ile yapacağız. Bir devrenin üzerinden sökmüştüm ben bunu. Bunu soğutmak için de bir adet soğutucuya ihtiyacımız olacak. Ayrıca 2 adet 63 volt 2200 mikrofarad kondansöre ihtiyacımız olacak ve 1 adet de 50 volt 2.2 mikrofarad kondansöre ihtiyacımız olacak. 2 adet 22K dirence ihtiyacımız olacak. Bunların bu şekilde olduğuna bakmayın, kafanız karışmasın. Benim elimde 22K direnç yoktu. 2 adet direnci seri bağlayarak 22K 2 tane direnç elde ettim. 1 adet de 560 ohm dirence ihtiyacımız olacak. Devrenin yapımı gerçekten çok basit. Videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlerseniz sorunsuz bir şekilde tamamlayacaksınız. Ayrıca eski bir ses sisteminden söktüğüm şöyle bir jack kablosuna da ihtiyacımız olacak. Sesi devreye verebilmemiz için şöyle bir jack kablosu lazım olacak. Bunu kenara alıyoruz. Ve devremiz 12 volt ile çalışacak. Devrenin yapım aşamasına geçelim. 63 volt 2200 mikrofarad kondansörleri birbirine seri bir şekilde bağlıyoruz. Bakın, kondansörlerin kenarlarında eksi işaretinde beyaz şeritler olur. Yani bu bacakları eksi bacakları oluyor. Biz bu şekilde yan yana koyarak bunları seri olarak bağlayacağız. Ayrıca kısa olan bacağı eksi olur, uzun olan bacağı artı olur. Üzeri silinmiş kondansörler varsa elinizde bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdi ben bu kondansörümüzün eksi bacağını ve bu kondansörümüzün artı bacağını birbirine bağlıyorum. Bu seri bağlantı şekli oluyor. Bu kısmı tamamladık. Şimdi devam edelim. 50 volt 2.2 mikrofarad kondansörün eksi bacağını ve 22K direncimizin herhangi bir bacağını birbirine bağlıyoruz. Daha sonra TDA 2030'un en sol bacağına bunu lehimliyoruz. Tekrarlıyorum. 50 volt 2.2 mikrofarad kondansörün eksi bacağıyla 22K direncimizin sağ veya sol tarafı herhangi bir yeri fark etmiyor. Birbirine bağlıyoruz ve TDA 2030'un en sol bacağına lehimliyoruz. ...22K direncimizi alıyoruz ve 560 ohm direncimizi alıyoruz ve herhangi iki bacağını birbirine bağlıyoruz. Dirençlerde artı, eksi veya herhangi bir yön olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Daha sonra bağladığımız bu kısmı TDA 2030'un bu işlemi de tamamladıktan sonra 22K direnci alıyoruz ve bir adet kablo alıyoruz. Bunları birbirine bağlıyoruz. TDA 2030'un en sağdan ikinci bacağına lehimliyoruz. Buradan aldığımız mavi kablo hoparlörümüzün giriş kablolarından biri olacak. Bu işlemi de tamamladıktan sonra buradan aldığımız 22K direnci ve buradan aldığımız 560 ohm direncin iki ucunu birbirine bağlıyoruz. Başta hazırlamış olduğumuz kondansör grubuna bağlayacağız. Orta bacağına bağlayacağız bunu. Bu kısmı tam ortasına bağlayacağız. Şimdi lehimleme işlemini yapalım. Bu işlemi tamamladıktan sonra iki kondansörün orta bacağından bir adet kablo çıkışı alacağız. Bu sesimize ve hoparlörümüze gidecek. Hemen onun da lehimlemesini yapalım. Kısa bir kablo alıyoruz. TDA 2030'un
orta bacağından kondansörlerin en sol kısmı yani eksi bacağından bir bağlantı yapacağız. Bu şekilde lehimleyeceğiz. Ayrıca devrenin artı girişi bu bacaktan, eksi girişi bu bacaktan olacak. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Devremizin artı girişi yani kondansörün sağ çıkışı yani artı çıkışından TDA 2030'un en sağ bacağına bağlantı alacağız. Bu şekilde bir lehimleme yapacağız. Bu işlemi de bitirdikten sonra kondansörlerin orta bacağından aldığımız kabloyu ses kablomuzun eksisine bağlıyoruz. Bu kablo hem ses kablosunun eksisine bağlanacak hem de hoparlörün herhangi bir bacağına bağlanacak. Ses kablomuzun artısı ise 50 volt 2.2 mikrofaradlık kondansörümüzün bacağına yani artı bacağına bağlanacak. Ses girişimiz hazır. Bu kablo hoparlörün herhangi bir girişine takılacak. Ses kablomuzun eksi kısmından hoparlörün herhangi bir kısmına kablo alacağız. Buradan devremize artı gücü vereceğiz. Buradan eksi gücü vereceğiz ve 12 volt vereceğiz. Daha sonra devremiz çalışacak inşallah. Şimdi hoparlörün diğer giriş kablosunu alalım. Ses kablomuzun eksisinden demiştik. Onu da alalım hemen. Hoparlörün iki girişine bağlanacak kablolar. Bunlar devreye artı eksi buradan verilecek. Ses girişimiz de jack kablomuz üzerinden verilecek. Son olarak TDA 2030'un arkasına soğutucu bloğu bağlıyoruz. Bunu bağlamazsak kısa süre içerisinde ısınarak yanacaktır. Bu şekilde montajımızı bitirdik. Şimdi devremizi test etmeye geçebiliriz. Devreyi tamamladık ve ses testi kısmına geldik. Şöyle göstereyim. Devreyi böyle bağladım. Kondansörün eksi kısmından devreye eksi verdim. Artı kısmından da artı verdim. 12 volt ile besledim devremi. Ayrıca 3 adet hoparlör bağladım. Şu anda bu hoparlörlerin güç değeri 150 watt falan. Ortalama o civarda bir şey. Tiz sesleri verecek hoparlör, bas sesleri verecek hoparlör ve ara sesleri verecek hoparlör şeklinde elimdeki hoparlörlerle denemeye çalışacağım. Şimdi şarkıyı açıyorum. Ses testimizi de tamamladık. Oldukça başarılı bir devre oldu. Zaten sizler de test esnasında gördünüz ne kadar başarılı ve güzel olduğunu. Bassları olsun, tizleri olsun oldukça güzel çalıyor. Yani bu kadar az malzemeyle bu kadar güzel bir şey elde edebilmek gerçekten güzel. Herkesin yapabileceği bir devre oldu. Yani herkes kolaylıkla yapabilir. Videoyu başından sonuna atlamadan izlerseniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani ben bu devre elemanlarının hiçbirine para vermedim açıkçası. Eski cihazlardan, herhangi bir yerden bulduğum şeylerden sökerek kullandım. Yani bana bir maliyeti olmadı açıkçası. Ve böyle güzel bir şey de elde etmiş oldum. Evimdeki boşta duran hoparlörleri kullanarak böyle güzel bir amfi devresi yapmış oldum. Ayrıca bu devreyi kutulayarak yani buna uygun bir kutu yaparak devre kartı üzerine lehimlemesini yaparak veya herhangi bu şekilde de yapabilirsiniz. Klemens vesaire kullanarak hoparlör kablolarını o şekilde bağlayarak daha pratik hale de getirebilirsiniz. Daha da geliştirebilirsiniz. Yani geliştirmeye açık bir devre oldu çünkü. Oldukça da güzel oldu. Bütün aşamaları teker teker uygularsanız benimle birlikte herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Anlamadığınız, yapamadığınız bir kısım olursa mutlaka yorumlara yazın. Oradan herkese cevap vereceğim. Herkese yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldikçe. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oldukça güzel bir video oldu. Verimli bir video oldu. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın.
Neler yapmamı istiyorsanız, ne videosu çekmemi istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.